söz açıldı madem, sizin hakkınızda başka şeyler de yazıyor. Bir tanesi de yazmış, demiş ki bir de fetva vermiş, hüküm vermiş. İşte Osman Ünlü diyor ki işte akika falan yerine dini kitap dağıtırsanız, hakikat kitabı evinin kitaplarını dağıtırsanız yerine geçer. İşte günahlarınıza kefaret için, sadaka için bunları dağıtın. Buna bu şekilde inanırsanız kafir olursunuz diyor. Vay be, ne ahmak herifmiş ya. Ahmak herif, önce bir dinle. Ve bu kadar insanın da kanına giriyorsun, toprağın altında bu yaptığın iftiranın bedelini ödeyeceksin. Ama ben kul hakkına kim olursa olsun iftira edene de şey yapana da hepsini hakkımı helal ettim. Orada beklemeye niyetim yok mizanın başında. Şimdi işin doğrusu. Hanefi mezhebinde hakika müstahaptır. Biz bunu defalarca anlattık, yine değil. Müstahaptır. Emir değil. Emir değil. Ve sünnetlerde de geçiyor. Peki Allah-u Teala'nın dinine hizmet farz. Emir maruf. En kıymetlisi. Kaça alacağım bir koçu? 7.000 liraya. O niyette 7.000 liralık kitap alıp dağılsan ya farz sevabı alıyorsun. Ama karısı müstahap sevabı almıyorsun. Müstahap sevabı almıyorsun. Bu bir. İkincisi öbürsünü de aynı şekilde anlamamış. Böyle anlamadan da şey yapıyor. Hani bir dinsiz gazete demiş ya. Bu demiş kalp hastalıklarını istiğfarla. gerici bunlar. Adamlar hakikaten çok geri kafalı. Bu din adamı kılığındakiler de aynı şekilde geri kafalı. O kitapsız kafirler de aynı şekilde geri kafalı. Şimdi saadeti ebediyede açıkça buyuruyor ki namaz kazaya kaldığı zaman bir an önce bunu kaza etmeli. Kaza ettim, bitmedi buyuruyor. Vaktinde kılmadığın için ayrıca tövbe istiğfar etmen lazım. Bu tövbenin de kabulü için Ramazan-ı Şerif'in son cuması öğleden sonra kefareti namaz diye bir namazdan bahsediliyor. Bunu yapmalı. Orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, eğer Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatan kitaplar verilirse, dağıtılırsa, yani bu namaz nafile bir namaz zaten, Allah-u Teala kendi dinine hizmet edenin günahlarını affeder. Ve buyuruyor ki o günahların affına sebep olur. Yoksa işlediğin her türlü gıybet, zina, içki, neyse kul hakkı, onlar yerine geçer demiyor ki Osman Ünlü. Ahmak adam. Doğrudur, söyle söyleyeceğiz ki. Hani bir kitap var. Düşmanın mert olsun. Şimdi namert çok. Düşmanın bile merti yani. Evet, düşmanın mert olsun. Ya şeyde o Şaha Bayan, Allah rahmet eylesin. Onun yazdığı, o zaman Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndaydık da romanlar yazıyordu. Tabii yaşça babamız yaşında adamdı. Babali'nin eski hem yazar hem çizer. Resimde çizerdi o. Bir gün dedim Şahap abi çok efendi bir adam, namazında kılardı. Şahap abi dedim, bunlar dedim hayal mahsulü mü bu yazdığınız tarih roman? Yok dedi Osman'cığım dedi. Biz bunlar Becevi tarihinden olsun roman vari yazıyoruz dedi. Orada bir ifade dikkatimi çekmişti. Diyordu ki orada Venedikler Osmanlılar için diyormuş ki bu Osmanlı'nın diyor söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var bunlar. Adamlara tuhaf geliyor. Ve şimdiki Müslüman gözüken fakat mürtet, yani irtidat etmiş, Müslümanlıkla bir alakası kalmamış. Bunlara kitapsız kafir denir, mürtet denir. Kitaplar öyle yazıyor. Bakıyorum yani o kitaplı kafir olan Venediklerden de aşağı bunlar. Söz verecek de sözünü tutacak da sözünü yerine getirecek de falan. Hiç alakası yok. Ama Müslüman sözün nere olur? Mert olur. Sözün nere olur? Mert olur. Ebu Cehil Hazreti Ömer'in özbeöz dayısı. Ve Mustafa Bey sıradan bir adam değil, biliyor musun Ebu Cehil? Mekke Müşrik Devleti'nin devlet başkanıydı bu. Fakat kaypak bir adamdı. Yeğeni Hazreti Ömer mert bir adamdı. İslamiyet'le şereflenmeden önce. Bir gün dedi ki eğer dedi Muhammed'in emini aleyhissalatü vesselam öldürürseniz öldürene 100 ne diyorlar, hecin devesi mi diyorlar, çok kıymetli bir deveymiş, vereceğim. 100 deve. Kızıl deve diyor. Kızıl tüylü deve diyor. Dayısını yapısını iyi bildiği için o kadar insanın içerisinde dönüyor. Diyor ki söz mü diyor. Tamam mı? Söz mü? Verecek misin diyor. Söz diyor, vereceğim. Yüksek sesle söylettiriyor. Herkese duyuruyor. Kaypak olduğunu bildiği için dayısını. O zaman diyor başka sıra gerek yok diyor. Ben tek başıma hallederim onu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'i öldürmeye niyet edip gidiyordu. Ama Hazreti Ömer mert birisiydi.
Kız kardeşinin evine gidip de Taha suresi yeni nazil olmuş. Hani sesli okuyorlar. Duyuyor bu. Hatta birisine karşılaşıyor da diyor ki kız kardeşin enişte Müslüman diyor. Sen niye bana şey yapıyorsun falan. Önce onlara şey yap. Ondan sonra geliyor. Duyuyor bunu. Kapıyı çalıyor. Kız kardeşi anlıyor. Habbab radıyallahu anh hazretleri işte yeni gelmiş. Onu okuyorlarmışmış. Hemen onu bir şeyin başka bir odaya veya aynı şekilde bir perdenin arkasına alıyorlar. Kapıyı açıyor. Ne okuyordunuz diyor. Kız kardeşi niye okuyalım ki diyor falan. Bir şey okuyordunuz diyor. Eniştesine yükleniyor falan. Eniştesi ya sana öyle gelmiş falan diye bir tokat atıyor yere düşüyor. Bu sefer kız kardeşi. Şimdi kendisi Hattab oğlu da kız kardeşi de Mert. O da Hattab kızı. Ondan sonra ona da itip yere düşünce bir dönüyor diyor ki neyi öğrenmek istiyorsun diyor. Biz diyor kocamla beraber diyor Müslüman olduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Öldüreceksen öldür diyor. Varsa bir şeyin böyle birden eli ayağı kesiliyor. Daha önce sert bağırıp çağıran Hazreti Ömer şey diyor ben diyor merak ettim diyor o okuduğunuz şeyi. Hattab'ın kızı o da. Diyor ki sen pissin diyor. Hem kafirsin hem de diyor kusursuzsun. O diyor şeye Allah-u Teala'nın kelamın yazılı olduğu şeye elini süremezsin. Ya açık açık. Süremezsin diyor. Ondan sonra yalvarır şekilde işte artık kız kardeşim kocası devreye giriyor falan. Bir okuyayım diyor ne olur diyor. Bir bakayım. Bunun üzerine Habbab radıyallahu teala hazretleri peygamberimiz duası vardı. Bakmış hani ses tonu şey yapınca çıkıyor meydana. Veriyor elini. O benim hatırladıkça böyle gülesim geliyor. Şimdi orada Taha suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala meal olarak buyuruyor ki yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'nındır. Böyle okuyor. Anlıyor tabii diyor. Dönüyor. Gerçekten öyle mi diyor. Yani yerde gökte ne varsa hepsi onun mu diyor. Evet diyor. Ne zannettin ya? Vallahi diyor bizim 360 tane put var. Hiçbir şeyleri yok diyor. Tuhafına gidiyor. Orada kalbi deniyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz soruyor. Ondan sonra Habbab radıyallahu anh hazretleri tarif ediyor. Oraya giderken Hazreti Hamza da var. Uzaktan görüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle geliyor. Resulullah Efendimiz hatta Hazreti Hamza buyuruyor ki niyeti düzgünse ne ala. Düzgün değilse başını vururum ben diyor. Hazreti Hamza da öyle sıradan birisi. Ondan sonra kapıyı açıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın gelsin. Ya Ömer iman edecek zamanı gelmedi mi daha? Omuzundan tutuyor. Resulullah Efendimiz'in omuzun değmesiyle beraber böyle ağırlığı hissediyor. Diz çöküyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Kelime-i şehadet getirince gönlü birden genişliyor. Peygamberimize nazar edince. İlk sordu. Kaç kişi diyor. Seninle 40. Niye diyor gizli gizli kıtırıyor. Hadi gidelim Kabe'ye. Onu önde Hattaboğlu. Hattaboğlu. Elinde kılıç. Kabe'de müşrikler bekliyor. Herkes diyorlar ki Hattaboğlu hepsini getiriyor falan. Yakalamış getiriyor. Ebu Cehil hin. Yeğenliği tanıyor. Bu geliştiği iyi alamet değil diyor. Yoksa onların içinde Hazreti Hamza var diyor. Katiyen de teslim olmazlar. Böyle gelmezler. Mustafa abi çıkıyor yüksek bir yere. Beni bilen bilir diyor. Ben Hattab oğlum. İşte Ömer bin Hattab'ım ben. Ben de iman ettim. Karısını dul çocuklar niyetim bırakmak istiyorum diye buyursun. Biz ibadet edeceğiz. Kimse kıpırdayamadı biliyorsun. Şey yaparken de öyle yaptı. Hicret ederken de öyleydi. Hicret ederken. Yaratan öyle yaratmış yaratırken. İnsan kıpte ediyor, imreniyor. Şimdi bu halleri görünce insanın elinde değil. Bunları yani hayatlarını menkıbelerini alınca seviyor. O sevgi aşk derecesine çıkıyor bu sefer. O zaman aşk derecesine çıkın sen onda fani oluyorsun. Zaten onda fani olunca diyor ki maalesef ben değilim Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz'i okuyor falan onu aşk derecesine seviyorsun o da çekiliyor. Ben değilim diyor. Beni böyle yaratan Allah-u Teala en güzel ifadeyi Hazreti Züleyha. Çok hoşuma gidiyor o hanımın radıyallahu anh'a. İşte Cenab-ı Hak gençliğini iade etti, şey yaptı falan. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a da bununla evlen dedi, gönlünü al. İşte kapısına gelince kabul etmedi. Nedimeler dedi ki sen dediler Yusuf Aleyhisselam'a aşık değil miydin? Ne aşkı diyor ben ona tapıyordum. Hani aşktan öteydi yani. Peki diyor şimdi ben ne bileyim diyor Yusuf'un Aleyhisselam güzelliğini ben kendimden bildim. Yusuf'a aleyhisselam o güzelliği vereni tanıdım ben diyor. Şimdi utanıyorum. Bütün din büyükleri. Ya Emel abi hocamız diyordu. Hocamız Efendi Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri aynı şekilde kendi hocası Seyit Efendimiz. O Taha Kayra Hazretleri. O Mevlana Aldı Bağdı. Gidiyor böyle. Hiçbirisi sahip değil. Hani Emel abi de anlatırdı.
Birisi merak etmiş. Bu demiş aynı şekilde Evliya-i Kiram'ın sohbetlerine yetişenlerin özelliği nedir falan diye. O zaman da o zat demiş ki bak demiş şimdi talebeler gelecek. Sırayla girecekler. Sen başa dur. Sizin en büyüğünüz kim diye sor. Hakikaten ilk talebeye demiş sizin en büyüğünüz arkada. Ona soruyor arkada. Ona soruyor arkada. Ona soruyor. En son bir kişi kalmış. Sizin en büyüğünüz kim? En önde giden diyor. Hadi adam şaşırmış kalmış. Şimdi ama bu şekilde böyle değil de ben diyen olsa sizin en büyüğün. Ben işte başında geliyorum ya. Sınıf başkanı benim. Ben diyecekti hemen. Ama onlar öyle demiyor. Ama onlar insan mesela ben Emen abilerin o tevazusuna. Aşk mı? O mümkün değil yani. Aşk derecesinde insan hemen seviyor. Yani hoşuna gidiyor çünkü Allah-u Teala'nın ahlakı o. Bu zatlarda diyor ki bu gördüğünüz, bize gördükleriniz Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ondaki güzelliklerin yansımasıdır. Hakikaten öyle. Onlar oradaki güzelliklerin yansıması. Dolayısıyla onlara aynı şekilde tabi olan kimse Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Peki bunları bulamayan ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Hakkından ulaşan. Hatta Emen abiler bir seferinde buyuruyor ki ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, günahınızı ağlar gibi de olsa dua edin, Allah-u Teala bu sevdiklerin sevgisini kalbinizden almasın. Almasın. Peki ne olur? Ya Emen abi de anlatıyordu. Allah-u Teala döner o kuluna. Benim sevdiğimi mi sevdin sen? Ben de senin o dağlar gibi günahını affettim. Bitti. Şimdi demin o naklettiğin adam bunu duyunca diyor ki Osmanlı böyle diyor diyecek tabii. Kendisini affediyorlar artık. Ahmak herifler Allah-u Teala hidayet nasip etsin.